Arkadaşlar iyi akşamlar, hoş geldiniz. Birkaç dakika bekleyelim. Yeni yeni katılımlar oluyor. Evet paylaşımda herhalde bir sorun da yok. Seste de ilgili bir sorun yok zannediyorum. Eğer varsa arkadaşlarım beni uyarabilirler. Bu arada Google Meet'te netice ikinci atayamadığım için henüz e, dolayısıyla ben de girenleri kontrol edip almak zorundayım. Onun için bir iki dakikanızı daha rica edeceğim. Toplantımıza başlamadan önce. Bundan sonra daha hassas olunmasını da rica ederek tabii ki ne yazık ki biz Türkler böyleyiz biraz. daha önce yazdığım gibi lütfen kamera ve e, mikrofonları şu anda kapalı tutalım. Konuşmamız gerektiğinde her ikisini de açabiliriz. Beraberce konuşuruz o zaman. Evet arkadaşlar, bence yavaş yavaş başlayalım. 5 dakikayı geçirdik. Dolayısıyla tüm katılımcı arkadaşlara da ben teşekkür ediyorum. Ee, bu arada arada sırada ben belki kesebilirim. Neden? Çünkü yeni yeni katılımcı arkadaşlarımız olabiliyor. Evet, 2023'ü çok güzel bir şekilde tamamladığımızı düşünüyorum. Birçok arkadaşımız olarak. Umarım herkes 2023'ten mutlu olarak çıkmış. 2024'te de hedeflerini ve heyecanlarını tekrar yerine getirmek üzere kendisini yenilemiş ve e, yaklaşık olarak da 23 gün geçti. Bu 23 gün içerisinde de kendisini yenilemiş şekilde devam ediyordur diye düşünüyorum. de ee, birileri toparladılar. Bir seminer sonrası 2-2,5 iki, iki saatlik beraberce bir kısım yenilikleri biraz sonra beraberce konuşacağımız yeni ürünleri tanıtımını yaptılar ve alınan bir kısım kararlar var idi. Bunları da hep beraber gözden geçirdik. Bizlere sundular bu mevzuda neler yapmak istediklerini, nasıl doğru çalışma prensipleri uygulanabileceği konusunda da bizlere yardımcı oldular. Ben zannediyorum saymadım ama yaklaşık 40 kişilik bir gruptu. Bu grup liderler diye nasıl isimlendiriliyor? İlk liderlik biliyorsunuz, daha doğrusu ilk kariyer Sales Master olarak geçiyor. Bu Sales Master'ı geriye doğru bir sene içerisinde 12 sefer yerine getirdiğiniz zaman üst üste olması gerekmiyor. Ee, o zaman Auto Sales Master oluyorsunuz. Auto Sales Master'dan itibaren bu toplantıya e, e, kabul edilme durumu oluyor. Biz de Yusuf Bey ile birlikte ilk defa bu toplantıya katılmış olduk. Keyifli bir toplantıydı. E, Atomi camiasındaki bütün lider diye görünen ve kariyerli olan arkadaşlarla hem tanışma hem görüşme ki başka toplantılarda da görüşüyor ama burada biraz daha farklı bir şekilde dertleri de konuşabildiğimiz bir toplantı oldu. Güzeldi. Şirketimiz bizi misafir etti. Bir küçük ikramda bulundular çünkü bütün gün hem kendileri çalıştılar seminer için hem de e, bizler öğleden sonra oralardaydık dolayısıyla açlığın bastırılması gerekiyordu bunun için de küçük bir büfe sundular bize evet genel olarak şimdi notlarımızı üzerinden geçelim daha sonra da e, belki de herkesin çok merak ettiği küçük bir toplantıda da daha önce paylaşmıştık bir kısım ürünler bu ürünleri bu toplantıda biraz daha fazla ve detaylı olarak ben ele almaya çalışacağım. Tabii ki yeterli görmüyorum. Daha sonraki toplantılarda bu ürünler hakkında şirketimiz de zaten kendisi sunmadan önce biliyorsunuz. <laughs> biliyorsunuz çok güzel hazırlıklar yapıyor ve bu hazırlıklarla birlikte bize hem detaylı bir web sitesi o ürünün altında sunuyor hem de aynı zamanda bir detaylı eğitim dökümanı hazırlıyor. Bu eğitim dökümanlarını hepiniz biliyorsunuz ki Channel Atomi denilen, yani Atomi'nin kanalı. Orada bilgilendirme bölümleri var. Oradan ürünler sayfasına girdiğinizde bu ürünlerle ilgili eğer video varsa videoyu buluyorsunuz. Aynı zamanda bir PDF sayfası varsa yani e döküman varsa onu buluyorsunuz. Bunları indirebilirsiniz bilgisayarınıza veya telefonunuza. Bir başka kişiye hem gönderebilirsiniz hem de siz ürün hakkında detaylı bilgilere sahip oluyorsunuz. Orada ee, bunları öğrendikten sonra da eğer aklınızda bir takılan şeyler olursa öncelikle Atomi'deki tecrübeli arkadaşlarımıza soruyoruz. Sonrasında da şirketle irtibata geçip oralardan detaylı bilgiler konusunda yardım talep ediyoruz. Onlar da bize yardımcı oluyorlar. Evet, genel notlara gelince güzel e, bir durum söz konusu. Atomi Türkiye... 2023'teki cirosu 300 milyon TL yani yaklaşık olarak 10 milyon dolar civarında olduğu bize söylendi. Bu güzel bir rakam. Bu rakamın 2 sene gibi bir süre zarfında yani 2 yaşını doldurmuş bir şirket tarafından yapılması da güzel bir dönüm noktası bence. Tabii ki bu 10 milyon doların biraz daha üstündedir çünkü e, bir sene içerisinde kur değişiklikleriyle birlikte biraz daha yukarıya çıkmış olduğunu düşünüyorum. 2023 için 22'den 23'e geçerken %100 ciro artışı şeklinde ne yapılmış bir hedef konulmuş. Fakat bu hedef çok daha büyük bir şekilde gerçekleşmiş. E, 4 kat büyüme gerçekleşmiş. Bu da hepimiz açısından çok güzel bir durum. Ve bundan sonra Atomi bence ürün sayısı arttıkça ne olacak çok daha büyük yerlere ulaşacak. Ürün sayısı artmasa bile arkadaşlar, tabii ürün sayısına takılmamak gerekiyor. Çünkü şu anda olan ürünler bile harika ürünler. Dolayısıyla bunları ulaştırabileceğimiz birçok insan var. Bu insanlarla birlikte ne yapabiliriz biz? Onlara yardımcı olabiliriz ve böylece hem kendimiz eğer iş yönüyle bakıyorsak işimizi büyütmüş oluruz. Eğer iş yönüyle bakmıyor isek ne yapabiliriz? Eee ürünleri kullanma yönüyle çok daha çeşitli ürünler gelmiş olacak ve bu ürünleri değerlendiriyoruz. Evet. Şimdi 2024'teki büyüme hedefi de yine %100 olarak planlanmış durumda. Dolayısıyla 600 milyon TL'lik bir Euro'dan bahsediyoruz. Bunu hep beraber yapacağız. Hepimizin bir katkısı olacak bu Ciro'da. Ve böylece de Atomi Türkiye dünya çapındaki 57 ülkede değerlendirmesi çok daha iyi olmuş olacak. Yeri ürünlerin planlamalarını yapılıp biraz sonra onlar üzerinden de geçeceğiz. Bize de sundular. Çok da güzel ürünler, ürün gamı var. Bunlardan birçoğu birçoğu ilk çeyrekte gelecek. Dolayısıyla harika şeyler olacağını düşünüyorum. Ürünleri biraz daha fazla detaylı olarak tanıdığınızda ürünlerin sunuluşundan itibaren hem çevremizi hem de öncelikle kendimizin kullanması açısı çok çok önemli biliyorsunuz. Eğer bir ürünü kendimiz kullanırsak, o zaman o ürünü bir başkasına çok daha rahat bir şekilde anlatabileceğiz ve çok daha rahat bir şekilde o enerjimizi karşı tarafa geçirebileceğiz. Böylece de o ürünün kullanılma sayısı artacak. E, Atomi'nin daha önce duymuşsunuzdur, belki de kullanan birçok arkadaşımız da vardır. Adelika adlı bir dekoratif kozmetik serisi var. Bu yaklaşık olarak bir sene öncesinde ortaya çıktı. Harika bir şekilde ortaya çıktı bence. Ve biraz sonra ben size manasında söyleyeceğim. Ve ondan sonra da önümüzdeki sene gelecek olan ürünlere bakacağız. İnternet ile ilgili hepimizin sıkıntıları var, biliyoruz. Yani ürünler internette X, Y, Z şirketlerinde bulunursa bu doğru değil aslında. İnternetten satış yapmak doğru değil bu iş sisteminde, bu kesinlikle tüm dünyada, tüm şirketlerde yasaktır. Dolayısıyla yapılmaması gerekir. Çünkü bizler doğrudan satışta, doğrudan satış yapmaya ne yapıyoruz? Evet diyoruz. Bu sektördeyiz. Onun için kesinlikle internetten satış herhangi bir şekilde bir arkadaşımızı davet ettiğimizde de ona özellikle tembihlememiz gerekiyor. İnternet üzerinden satış kesinlikle yapılamaz, yapılmaması gerekir. Buna ait Ciddi, agresif mücadele ediliyor. Bize anlatılan şeyleri biz çok beğendik aslında. Şirkette bununla ilgili e, müşteri hizmetlerinde bir arkadaşımız dedike olarak çalışıyor. Tamamen buna çalışıyor gibi gözüküyor. Çünkü e, bir kısım teknikler de kullanarak aslında belki de etik olmayan ama başka türlü çözebilmeniz mümkündü. Çünkü internette satış yapan kişileri e, tespit etmek lazım. Bu kişiler kim üzerinden alışveriş yapıyorlar, hangi hesap üzerinden alışveriş yapıyorlar gibi şeyler önemli. Bunlar bir şekilde tespit edilip iki tane trend yol sayfası kapatılmış durumda. Diğerleri üzerinde de çalışmalar var. Bununla da ilgili agresif olarak ilerliyorlar ve yakın zamanda onların da kapatılacağı hususunda en azından ürün tedarik edemeyecekler. Şirketteki atom hesapları kapatılacak ve böylece de ortada kalacaklar ve satış yapamayacaklar. Biliyoruz ki aslında satış yaparak bu iş sisteminde işinizi büyütmek mümkün değil, kalıcı gelirlere ve sürdürülebilir gelirlere gitmek mümkün değil. Onun için ne yapmıyoruz? İnternetten satış yapmıyoruz ki imzaladığımız sözleşmelerde ya da e, ilk e, aboneliği olurken mağazamızı açarken aslında orada bir sözleşmeler zincirinde orada bunlar uyarı olarak da aslında yazıyor. Tabii genelde hiçbirimiz ne yapmıyoruz bunları okumuyoruz ama bu. E, modele davet edenler mutlaka davet ettiğimiz arkadaşa mağazasını açtığımız arkadaşa ne yapmamız gerekiyor bunun ikisini vermemiz gerekiyor lütfen bunu da hiçbir zaman için ne yapmayalım unutmayalım. Mottoların önemi bir kez daha hep beraber vurgulandığı mottolar aslında atominin mottoları çok önemli bu iş modelinde çok önemli ve atominin ayrı ve çok değerli bir e, değeri aslında bunu hepimiz içimizde sindirmemiz ve bu şekilde de çalışmayı öğrenmemiz gerekiyor. İşe aldığımız arkadaşlarımız da ya da iş modelini evet diyen arkadaşlarımıza da bu modeli öğreterek onların da bu modelle ilerlemelerini sağlamak çok önemli. Şimdi bizi ilgilendiren noktalardan bir tanesi girişimci hesap konusu. Girişimci hesapta hepimizin zorlukla yapmaya çalıştığı ya da bilen arkadaşlardan mutlaka yardım istediğimiz bir online imzalı sözleşmenin sisteme yüklenmesi konusu. Şirket ilk açıldığında e, buradaki danışman avukatları bu şekilde bir sözleşmenin olması gerekliliğine karar veriyorlar ve böylece bu sistemi uyguluyorlar. Şimdi yeniden bir örnek araştırma ve başka danışmanlarla da konuşma neticesinde böyle bir imzalı sözleşmeye gerek olmadığı kanunlar nezdinde ortaya çıkıyor ve böylece de online imzalı sözleşme e, isteği ortadan kalkıyor arkadaşlar. Yakın zamanda bunu şirket duyuracak. Belki de önümüzdeki hafta. Sonrasında girişimci hesapla ilgili geçişte sadece TC ve IBAN numarasını kişinin girmesi yeterli olacak. Dolayısıyla biz bunu Kişilere bıraktığımızda da çok rahat bir şekilde bunun yapılabileceğini düşünüyorum. Ee, bu da hepimiz açısından e, bir zor noktanın kolayca çözülmüş olması gerekliliğini ortaya koyuyor. Bir diğer konu, hepimiz girişimci olarak başlayınca aslında şahıs olarak e, iş modeliyle ilgileniyoruz. Sonrasında devletin kanunları şunu diyor. Geliriniz belirli bir noktaya ulaştıktan sonra artık şirketleşmek zorundasınız. Bunu devlet yani Türkiye Cumhuriyeti devleti e, şart koşuyor. Bununla ilgili ileride e, biz de bilgilendirme yapacağız. Gelirler belirli noktaya ulaştığında e, belki de şirket de bununla ilgili yani Atomi Türkiye'de bununla ilgili belki eğitimlerde yapacak. Ancak burada yardımcı e, yardım alacağımız kişiler kimler aslında muhasebe tarafındaki e, mali müşavirler. Mali müşavirlere sorduğunda bir kişinin bir senelik geliri verili bir noktaya ulaştıktan sonra artık bir şirket kurması gerekiyor. Bu şirket çok basit şekilde kurulabilecek bir şahıs şirketi olabilir ya da limite şirket olabilir. Buna siz kendiniz karar vereceksiniz. Bir adresiniz olacak. Sonrasında şirkette geçtiğiniz zaman aslında oradan alışverişler yapıyorsunuz. Şirket hesabına ait alışverişler yapacaksınız. Fakat burada problem olan bir nokta vardı. Şirket hesabına geçen arkadaşlar e, ekipleri üzerinden alışveriş yaptıklarında bir fatura zorunluluğu aslında olması lazım. Çünkü kendilerine ait bir kartla ödeme yapıyorlar. Sonrasında onu gider gösteremiyorlardı. Şimdi bu mevzu çözülmüş. Yakın zamanda bu da olmuş olacak. Siz ekip arkadaşlarınız üzerinden alışveriş yapsanız dahi şirketinize fatura gelecek ve böylece de onu gider gösterebilmiş olacaksınız. Bir de şirkete geçmekteki durum nedir? Biliyoruz ki şirkete geçtiğiniz zaman sizin almış olduğunuz primler %100 şekliyle ne yapılacak? Gönderilecek size hiç gelir vergisi kesilmeden. Gelir vergisinin kesilmeden gönderildiğinde de sizin şirketle ilgili yapmanız gereken bir kısım basit zorunluluklar var. Bunları yerine getirmiş olacaksınız. Burada çok basit ve bununla ilgili de şirketimizden e, şu an için bir adına aslında çok çok önemli olmayan bir mevzu olabilir. Yani sadece çok e, sınırlı sayıdaki arkadaşımızın böyle hesapları olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ileride bu geliştikçe hep beraber bununla ilgili e, mali müşavirlerden aldığımız desteklerle de ne zaman şirket hesabına geçilmeli? Ee, bir sene içerisindeki gelir kaç lira olduktan sonra şirket hesabına geçinilir ve şirketi kurduktan sonra da nasıl davranılmanın hususunda küçük küçük eğitimleri hep beraber yapacağız diye düşünüyorum. Evet, bu arada sorusu olan varsa bunlarla ilgili hemen cevaplayalım, cevaplamaya çalışalım. Ee, direkt şeyleri açabiliriz. Öyle ben yukarıya doğru alayım kendimi. Evet. Sorusu olan varsa tekrar size e, girer. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Birlikte devam ederken önemli olan şeylerden bir tanesi mottolar. Hakikaten atominin çok çok ayrı bir değeri, gönlümüzde yatan özel bir değeri var. O da bu mottolardan kaynaklanıyor. Çünkü bakın ne diyor? Ruh'a değer ver, vizyon oluştur, inançlı ol, alçak gönüllü ol. Haydi, haydi, haydi. Bunu her seminerde bizzat ayağa kalkarak bir seremoniyle ne yapıyoruz gerçekleştiriyoruz. Sizce bu bir seremoni olarak mı kalmalı yoksa gönüllerde ve beraberce atom ile birlikte hayatımız devam ederken yerine getirmemiz gereken şeyler mi olmalı? Aslında bunu yerine getirmeliyiz. Ruha değer ver. Çok önemli. İnsan en değerli varlıktır asla kullanılmamalı. Nihai hedef kazanmak olmalı. Bakın birçok şirket özellikle bu sektörde Birçok şirket aslında insanları düşünmez. Ne yapar? İnsanların cebindekini almak üzere kurulmuş olan iş modelleri. Fakat burada bu şirket farklı düşünüyor. Diyor ki insan en değerli varlıktır. Dolayısıyla nihai hedef insanı kazanmak olmalı. Onun için insanla birlikte çalıştığımızdan onu kullanamazsınız. Kullanmamalısınız. Bizler de buna çok dikkat etmemiz gerekir. Ne yazık ki sektör ve e, gördüğümüz bir kısım hadiseler insanların kullanıldığını ortaya koyuyor. Bu da zamanla oturacaktır diye düşünüyorum çünkü buna hem şirket hem de bizler e, örnek olarak ne yapacağız olmamız gerekiyor. Vizyon oluştur, evet, geleceği öngörmemiz ve planlamamız gerekiyor. Düşüncelerini tasarla ve geleceğini şekillendir. Bunu birlikte yapacağız. E, mentorlarımız yani ve bu modele davet eden arkadaşlarımız mentorlar. Kiminle rahat çalışabiliyorsak o mentor arkadaşımızla vizyonu oluşturma hususunda birlikte olmamız gerekiyor. Birlikte yapmamız gerekiyor. Ve Hayat Senaryosu adlı kitapçıyı hep beraber doldurup çalışmamız gerekiyor. Sonrası inançlı oluyor. Neye inançlı olacağız? Geleceği öngörüyoruz ve planlıyoruz ya ona inanmamız gerekiyor. Eğer inanırsanız bunlar başınıza gelecek. Eğer inanmazsanız bu, bunu yapabileceğinize inanmazsanız ne yazık ki o zaman başınıza gelmeyecek. Görmediğin şeylere inan. Çünkü bir plan yaptınız, bunları görmüyorsunuz. Geleceği planladınız, geleceğinize inanmanız lazım. Geleceğinize inanırsanız onlar olacaklar. Şimdiden bunu lütfen düşünün. Çünkü kazanç modelini incelediğinizde görüyorsunuz ki burada çok yüksek bir kazanç var. Çok yüksek kazançları birlikte oluşturmak gibi çok güzel bir model var. Bu modele inanmamız gerekiyor. İnanırsanız bunu mutlaka yapacağız. Daha sonrasında eğer bir kısım noktalara gelirse insan ne yapıyor? Bazen şaşırıyor değil mi? Birçok insanda bu hadise oluyor. Koltukları kabarıyor. Ne bileyim başka başka şeyler olmaya başlıyor. Eskiden beraber sizi görürdü fakat görmüyor. Ne yazık ki böyle insanlar olmaması lazım. Çevremizde böyle insanlar varsa da onlardan uzak durmak gerekiyor. Atomi de bunu aslında öğütlüyor. Diyor ki artık bir noktaya geldi, geldiğin zaman burada beraberce çalış onun için mutlaka alçak gönüllü olmalısın. Çünkü her şeyi başardıktan sonra mütevazi olarak kalırsan o zaman gönüllerde olursun. Bu da çok önemli bir düstur mu demek lazım? Bu da çok önemli bir inanç mı demek lazım? Lütfen bu şekilde olalım. Biz hep beraberiz. Birlikteyiz. Birlikte güzelliklere yelken açmak istiyoruz. Zaten birlikte olmazsanız bu güzellikleri oluşturabilmek mümkün değil. Onun için hep beraber doğru şekilde çalışmalı, insanları kullanmadan çalışmalı, insanlara yardım ederek çalışmalı. Aslında burada önce kendinizi unutuyorsunuz. Daha sonra arkadaşlarınıza yardımcı olarak zaten size otomatikman ve organik şekilde gelebilecek birçok güzellikten hep beraber faydalanıyorsunuz. Lütfen bunu da unutmayalım. Evet, online satışlar demiştik. Online satışlarda hepimizin sıkıntısı var. Niye? Çünkü bir arkadaşımızı atom ürünleriyle tanıştırmak istediğinde insanların ilk bakacakları yer işte trend yol gibi internette satış yapan yerler. E bu yerlerde bazı ürünlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu neden oluyor? İşte ne yazık ki doğru çalışma olmayınca özellikle ben liderler toplantısında da söylediğim gibi kariyer bazlı çalışmaya başlayınca insanlar sık ve hızlı bir şekilde kariyer alayım derken ürün çekiyorlar. Bunu eski alışkanlıkları diyorum ben aslında sektördeki. Dolayısıyla onlarla buraya geldikleri zaman burada da onu yapmaya çalışıyorlar. Ne yazık ki bunlar yapılmaya başlandıkça o zaman insanların kullanacağından fazla ürün var ellerinde. Ne yapılması gerekiyor? Bu ürünlerin bir şekilde ellerinden çıkartılması gerekiyor. O zaman da işte e, ya birilerini bularak ya da bu şekilde çalışmayı kendisine hedef edinerek kişiler internet üzerinden satışlar yapmaya başlıyor. Bu da aslında hepimizin e, iş modeline karşı sıkıntılarımız ortaya çıkarıyor. Bunu yapmamalıyız, yaptırmamalıyız. Yapan arkadaşlarımız varsa onlarla öncelikle hemen konuşmalı, sonrasında da onları uyarmalı. Çünkü artık şirkette uyaracak. Burada liderleri de sorumlu tutuyor. Yani mentorlar, beraber çalıştığı kişileri de sorumlu tutuyor şirket. Dolayısıyla mutlaka deniyor ki bu toplantıdan sonra bize de söylediler. Bu toplantıdan sonra online satışlarla ilgili mutlaka ekip arkadaşlarımıza bilgi verelim. Bunun yasak olduğunu söyleyelim. Kesinlikle olmaması gerektiğini söyleyelim. Eğer bir şekilde yakalanırsa bu e, gruptan herhangi birisinin satış yaptığı lideriyle birlikte ona ne yapılacak? Öncelikle cezalar verilmeye başlıyor. Bir aylık prim durdurma cezası. Sonrasında ikinci kez yakalanırsa iki aylık prim durdurma cezası. Bir kere daha olursa. Bu sefer üst kurullarda o kişiler hakkında nasıl bir karar verileceği tartışılacak ve böylece o kişilerin büyük bir ihtimalle tüm hesapları da kapatılabilir durumda olacak. Bu önlenmeye doğru gidiyor. Ee, şunu da söyleyeyim, bu sadece ülkemizde olan bir hadise değil, bütün dünyadaki bütün ülkelerde de var. Çok daha öncesinde e, yanlış hatırlamıyorsam Tayvan, Filipinler ve Singapur'da bu tür hadiselerin olduğu, hatta çok yüksek e, seviyedeki hesapların kapatıldığı, ceza verildiği hususunda zaten bilgiler var bizde. Bu globalde de takip edilen bir şey. E, başkanın bizzat kendisini de takip ettiği şeylerden, durumlardan birisi. Onun için bu konuda hep beraber birbirimize yardımcı olarak e, internette satışların önlenmesi hususunda beraberce rol almalıyız. Bu konuda da herhangi bir arkadaşımız bir e, yeni bir site gördüğünde, mutlaka müşteri hizmetlerine bu konuda uyarı maili göndermeli. Şu e, platformda şu şekilde satışlar oluyor. Adresi de budur. Buradaki ilgili de budur. Eğer biliyorsak o kişinin ismini de yazmalı ve bunun hususunda e, önlem alınması hususunda ne yapmalıyız? Bir şirketimizi uyarmalıyız. Bunu lütfen yapalım. Online satışlarla ilgili süreçte bu şekilde olacak ve devam edecek ve bunu önlemeye doğru da gidiliyor. Şimdi yaşanan hadiselerden birisi de şu ee, klasik bu sektörde oluyor ne yazık ki. Şimdi biliyorsunuz biz sözleşmelerimize daha doğrusu hesabımızı açarken, mağazamızı açarken bir eş kaydı durumu da var. Orada eşimizle ilgili bilgileri girebiliriz de girmeyebiliriz. Girilmediği zaman ileride e, bazı aklı evveller demek istiyorum ben onlara. Başka bir eee Grupta çalışmak istiyorlar. Neden? İşte diyorlar ki mesela o grupta bize çok yardımcı olunuyor. O grup işte şöyle e, uçuyor, o grup böyle uçuyor. Aslında doğru çalışma yöntemleri olunca uçarak değil, doğru şekilde, organik şekilde ilerlediğiniz zaman zaten otomatikman kariyerlerde gelmiş olacak. E, fakat bunu acil olarak yapmak istenildiğinde grup değiştirmek isteyenler ya da ben yukarıdaki arkadaşla iyi çalışamıyorum deyip hesabı değiştirmek isteyenler, başka yerlere gitmek isteyenler gibi şeyler yaşanıyor. Bu sektörde her zaman mümkün oluyor. Onun için sistemin bazı açık noktaları var. Dolayısıyla ne yapıyor? Kişi kendisinden değil, eşinden başka bir hesap açıp başka bir e, grupta, orada ilerlemeye başlıyor. Bunlar aslında yasak olan şeyler arkadaşlar. Normalde siz bir başka kola gidebilmeniz için öncelikle yasalda normalde sizin kendi hesabınızı kapatmanız bir sene beklemeniz ve ondan sonra tekrardan hesabınızı açmanız gerekir. Bu böyle yapılmıyor bir sene beklememek için. Bu sefer kişinin e, aile bireylerinden işte eşi vasıtasıyla bir başka yerden hesap açılıyor. Şimdi şikayetler oluyor bunu noktada çünkü beraber çalıştığı insanlar var onları tanıyorlar ve şirkette bildirildiğinde şirket bunlar hakkında araştırma yapıp bir tespit olursa bu kişilere de aslında artık ceza veriliyor bu şekilde çalışmak doğru değil bu şekilde ikinci bir hesap açmak doğru değil ve yapılmamalı ve orada devam etmelisiniz ya da e, bir sene bekleyip başka bir kolla çalışma yöntemlerini seçmelisiniz burada eğer böyle bir durumumuz varsa ekipteki arkadaşlarımızdan herhangi bir tanesi başka bir yere ...şalınmışsa diyelim ona, başka bir yere gitmesi için kafası bulandırılmışsa ki böyle şeyler olabilir, o arkadaşımızla mutlaka konuşmalı, bunun yasak olduğunu anlatmalı ve bununla ilgili şirketin de bilgisi dahilinde olursa hesaplarının kapatılacağını ne yapmalıyız? Söylemeliyiz. Bu durum hususunda da bizi de uyardılar. Dolayısıyla bu şekilde de geçti. Burada da sorusu olan varsa bekliyorum. Bununla ilgili eğer soru yoksa da ne yapacağız? Bir sonraki slaytlara geçeceğiz ve ürün planlamaları. Şimdi, 2020. İyi buyurun. Pardon. Okan Bey, ee, kusura bakmayın. Ee, ben şu şekilde sormak istiyorum. Biraz önce anlattığınız konu sadece girişimciler için mi geçerli? Mesela bir tüketicimiz var, hesabı kapandı. Daha sonra fark ediyoruz ki onu yanlış yere kaydetmişiz. Sonra kendisi isterse tekrar buradan ürün almayı ve hiçbir ürün almamış birinden bahsediyorum. Onu diğer konunuza kaydedebiliyor musunuz? Şimdi hesabı tamamen kapandıysa yani altı ay içerisinde evet. normalde hesabı kapandıysa artık o insan zaten istediği yere gidebilecek şekilde özgür. Yeniden bir hesap açılabilir bu mevzuda. O zaman girişimcilik yapmış, belirli bir seviyeye gelmiş ama hesabını durduruyor. Farklı bir yerde çalışmak istiyor ve farklı bir kola geçiyor. Bunlar için mi geçerli anlattığınız? Evet. Tamam, teşekkür ederim. Ee, benim sorum biraz farklı olacak. Kusura bakmayın, direkt yine atladım. Ee, Buyurun. Bu kısım esnasında... E, İlk başta yanlış hatırlamıyorsun, uzun zamandır kayıt yapmadığım için soruyorum. Tek kullanımlık bir linkle kayıt gerçekleştirebiliyorduk. Hala aynı şekilde mi bilmiyorum Doğru. ama bunun Kolay. için yani, alternatif bir düzenleme yapılabilir mi? Yani her seferinde herkes için ayrı bir link e, oluşturup e, şey yapma yerini atıyorum. Atomi için mesela sosyal medyanın gücünü kullanmak isteyen arkadaşlarımız olabiliyor vesaire. Şimdi hı hı. bu tarz durumlar için bu tek kullanımlık linkler çok kullanışlı olmuyor. Bunun için bir düzenleme söz konusu mu acaba? Böyle bir düzenleme sistemsel olarak yapılamaz. Neden? Çünkü biliyorsunuz bizde ID'ler birbirini takip eden şekliyle. Onun için orada sistemin irtibatlı olması gerektiğinden mutlaka son noktadaki ID'nin ee, anında görülüp ona göre bir link oluşturulması gerekiyor. Şöyle de bir durum var. Binary sistemde çalışıldığı için yukarıdaki bir arkadaşımız, yani sponsor kolundaki olan bir arkadaşımız ne yapabilir? O kola bir kişi ekleyebilir. Bundan sizin haberiniz yok. Sizin de bulunduğunuz bir koldur. Dolayısıyla ne yapılması gerekiyor? Ee, oradaki en aşağıdaki, siz bir mağaza açma işlemine girecekseniz gidip oraya bakıp mutlaka o linki alıp. Daha doğrusu o sponsor ID'yi alıp öyle bir link oluşturmanız lazım. Yani bu sistemsel olarak mümkün değil. Bununla ilgili bir çalışma ben düşünemiyorum eğer sistem değişmedikten sonra. Anladım. Teşekkür ediyorum. Bir son bir sorum daha olacak. Az önce bu eş kaydından bahsettiniz. Bu hı hı. eş kaydı oluşturulduğu takdirde bunun kazancımıza herhangi bir artı ya da eksi katkısı ya da dezavantajı nedir ne oluyor? Bunun hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz? Tamam, eş kaydında aslında e, şimdi atomide hesaplar ortaktır, yani eşlen birliktedir. Ancak ilk kaydı açan kimse, yani yukarıda ismi gözüken kimse, hesabın e, şirket nezdinde sahibi odur, İban numarası onun olmak zorundadır. Dolayısıyla bir kazanç oluştuğunda onun iban numarasına ne olur? Kazançlar gider. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Yani Bizim gelirlerimizi etkileyici ikiye bölünme gibi bir durum da yok. Gelirleri katlayacak bir durum da yok. Ama siz ne yapıyorsunuz? O hesapta birlikte eşiniz varsa o hesapta birlikte çalışabilirsiniz. Eşinizin telefonunda da sizin ID'niz ve şifrenizle bir uygulama çalışır. Sonrasında eşiniz de alışveriş yapabilir aynı ID'den. Bir başka arkadaş siz de alışveriş yapabilirsiniz aynı ID'den. Peki, çok teşekkür ediyorum. Mikrofonumu kapatıyorum ben. Tamamdır, teşekkürler. Evet arkadaşlar, yine aklınıza sorular gelse lütfen not edin. Onları da bir beraber konuşalım. Belki bugün biraz uzun bir e, eğitim de olabilir. Şimdi aslında benim de çok tercih ettiğim an e, bir bölüm değildi ürün sunumları. Fakat burada ben yeni gelecek ürünlerin birçoğunu gördüğüm, bildiğim için de bu mevzuda biraz hazırlık yapıp sizlerin farkındalığını artırmak için bu slaytları hazırladım. Umuyorum faydalı olacaktır. Biraz daha detaylı slaytlar olacağını düşünüyorum şimdi biraz sonra üzerinden geçtikçe. Burada e, aşağıdaki notu lütfen hiç unutmayalım. Atomi 2024'te bu ürün planlamasını yaptı. Bu ürünleri getirmeyi planlıyor. Planlama demek eğer üretim size uyuyorsa, şartlar devam ediyorsa bunları gerçekleştireceğiz. Ancak üretimde olan aksaklıklar ya da ürünlerde olan yeni gelişmeler bu planlamayı değiştirebilir, e, sarkıtabilir ya da bu sene olmayabilir. Fakat birçoğu da olacağını düşünüyorum e, bu ürünlerle ilgili planlamaların. Bakalım şimdi neler var. Bize Liderler Toplantısı'nda böyle bir slide birçok üründen bahsettiler. Şimdi ben burayı geçerek hemen... Ee, tek tek ürünlere bakalım istiyorum. Çok amaçlı deterjanlar hususunda çok fazla bir şey yazmayacağım. Çünkü bunların hepsi hazır. Siteye girdiğiniz zaman göreceksiniz. Kullanan birçok arkadaşımızdan da çok pozitif şekilde geri dönüşler aldık. Harika kokuları var ve harika şekilde hem banyoda hem de mutfakta kullanabileceğimiz iki deterjan tipi. Hem çok amaçlı hem de kullanımı çok kolay, çok basit ve... E ağır kimyasal kokularının olmadığı, içerisinde çok rahat kimyasal kokuların, pardon, çok rahat kokuların olduğu bir e, deterjan temizleyici tipleri. Evet, dört gözle aslında beklediğimiz sıvı bulaşık deterjanı. Bakıyoruz şimdi özelliklerine. Meyve sebzeleri temizlemek için bulaşık deterjanı. Bakın, meyve ve sebzelerde ne yapabiliyorsunuz? Bu deterjanla temizleyebilirsiniz. Bu birçok e, sosyal medyada daha önce mesela farklı ülkelerde de e, sunuldu. bir kilogramlık bir e, kutu şeklinde geliyor ve bir de pompası var. Bu pompayla birlikte ne yapıyorsunuz? Bunu kullanıyorsunuz ve seyrelterek kullanıyorsunuz. Herhalde 1'e 7 oranında seyreltilebilir de biliyor. Bunu e, şirketimiz geldiğinde zaten dökümanlarla bize anlatacak. Aileniz için sert kimyasallar yerine hafif içerikler. Evet. Atomlu bulaşık deterjanı, bitki bazlı malzemelerle çocuğunuzun çatal, bıçak takımı ile tamamen temiz. Yani çok özel e, evlatlarımız, hani biliyorsunuz onlara çok daha hassas davranmayı hepimiz severiz. Zaten böyle olması lazım. Onların kullandığı bütün malzemeleri bile ne yapabiliyoruz? Bu deterjanla yıkayabiliyoruz. Ayrı bir beber deterjanı kullanma zahmetine girmeden, deterjan kalıntısı endişesi olmadan temiz ve düzenli bulaşıklar. İçinde neler var? Hindistan cevizi, palmiye yağı, Mısır'dan elde edilen APG, alkil poliglikozit denilen bir özel madde, zengin köpük, güçlü temizleme. Evet. Sanırım bu deterjanı kullanmak için hepimiz ne yapıyoruz? Çok ciddi bir şekilde bekliyoruz. Başka neler var içerisinde? Zengin kalamansi özü. Kalamansi Filipin limonu olarak geçiyor ve C vitaminince çok zengin bir ürün. Bu ürünün içerisinde C vitamininden zengin bir e, sıvı da var. Kokuları da baktığınız zaman portakal, bergamot ve mandalina kokusunu da ne yapıyorsunuz alıyorsunuz. Bakın resimde görüldüğü gibi meyvelerinizi, sebzelerinizi çok rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz yıkayabilirsiniz. Almanlardan yine testten Excellent yani mükemmellik derecesi almış bir deterjan olarak karşımıza çıkıyor. Bu deterjanı da ben şahsen dört gözle bekliyorum. Çünkü X, Y, Z markalarının deterjanlarını kullanmak yerine Atomi'nin deterjanını kullanmak ne olacak? Çok harika olacak. Ve bütün ürünlerinde nasıl mutluysak bu ürünlerde de mutlu olacağımızı şimdiden düşünüyorum ve hayal ediyorum ve buna da inanıyorum. İnanırsak gerçekleşecek. Evet. Bir başka ürün vücut losyonu. Bu da bakım ve günlük yaşamla alakalı ürün segmentine giriyor. Evet bir bakalım neler var içerisinde diye baktığımızda 9 çeşit taze bitki Doğal mandalina esansiyel yağı, temiz elma suyu, 300 mililitrelik bir e, vücut bakımıyla alakalı, vücudu koruma ile alakalı bir losyon. Taze bitkiler, mandalina yağı, yorgun cildinizi temizlemek, tazelemek için elma suyu, cildinizi nemli ve pürüzsüz tutmak için doğal kaynaklı içeriklerle cilt bakımı, bakın bir cilt bakımı da yapıyor, yumuşak his ferahlatıcı bitiş. Cildin yağ ve nem dengesini de aynı zamanda ne yapan? Kontrol edebilen bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Birçok bayan arkadaşımızın dört gözle beklediği dekoratif kozmetikler geliyor. Hatta şirket dedi ki biz dekoratif kozmetiklerde biraz da geç kaldığımız için hızlı bir geliş olması lazım. Çünkü şu anda savaşlardan dolayı ya da dünyadaki hadiselerden dolayı gemiyle getirmek biraz daha uzun sürüyor. Onun için biz Adelika dekoratif kozmetiklerini hızlı bir şekilde uçakla geçirdik. Şu anda gümrükte ve çok yakın bir zamanda bunların birçoğu ne olacak? Satışa sunulmuş olacak. Bunu da şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Beğendiğiniz ürünler. Bilmeyen arkadaşlara Atomi Adelika serisinin manasıyla başlayalım. Atomi ve delicate adlı iki kelimenin bir araya gelmesiyle bu makyaj konsepti oluşturuldu. Düşük bütçeli, lüks anahtar ürünler şeklinde tanımlanıyor. Dolayısıyla hakikaten baktığınızda çok iyi ve güzel ürünlerin düşük bütçeli olarak ortaya çıktığında görüyoruz. Delicate ne demek? İşte hassas, narin, nefis, zarif, şık, detaylı anlamına gelen delicate kelimesinden atomi bakın atomideki a'yı alıyor. Delicate'deki delike'yi alıyor. Adelika diye bir e, seri oluşturulmuş durumda. Bir marka oluşturulmuş durumda. Bu da bence güzel bir marka olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş o ürünlerle ilgili bakalım neler geliyor. Adelika fırçalı kalem eyeliner. Siyah ve kahve olmak üzere iki değişik renkte gelecek. Aslında şirkette üç değişik rengi var. Demek ki iki değişik rengi herhalde ülkemiz için planlamalarda daha uygun görülmüş. Bu iki değişik renk geleceği hususunda bizi şirketimiz bilgilendirdi. Umuyorum bunu bayan arkadaşlar bu tip ürünler kullanıyor arkadaşlarımız deneyecekler ve bizlere de geri dönüşlerini de yapacaklardır. Ve yine beğenecekleri ürünler olarak karşılarına çıkacaktır diye düşünüyorum. İşte kahverengisi Siyah veya gri olarak adlandırılan bir renk tonu var. Bunu da beraberce denediğinizde e, sanırım beğeneceğiniz durumlar oluşacak, ortaya çıkacak. Evet burada before after olmak üzere öncesi ve sonrası şekillendirilmiş ve resimlendirilmiş. Eğer bunu Kore sitesine giderseniz, ürünlerin isimlerini yazarsanız orada detaylarını İngilizce olarak da ne yapabileceksiniz görebileceğiniz. Resimler. Ben birçok resmi oradan toparlayıp sizlere burada e, kısaca sunmaya çalıştım. Denediğinizde de inşallah ürünler gelip denediğinizde de bizlere fikirlerinizi daha güzel paylaşacaksınız. Bir kapatıcı geliyor. Adelika Concealer. olur. E, bu da pembe vanilya ve bej renginde olacak. Bu da e, birçok bayanın şu anda birçok e, değişik markada kullandığı ürün gamından. Dolayısıyla bunları da denediğinizde e, Renklerini de beğeneceksiniz, belki de kullanımını da beğeneceksiniz, dayanımını da beğeneceksiniz ve sonrasında da bizlere e, fikirlerinizi aktaracaksınız. Evet, before after'a baktığınız zaman burada resimler bizlere bir şeyler ifade ediyor diye düşün, düşünüyorum. E, bilgisi olanlar ya da sorusu olanlar ben çok hani cevaplayabilecek durumda değilim çünkü evet bunları kullanan birisi <laughs> olmadığım için e, farklı markalarda deneyimi olanların. Bu deneyimleri özellikle Atomi'de de Adelika serisinde yaşadıktan sonra bizlere de geri dönüş yaparak mutlaka bilgi vereceklerdir diye düşünüyorum. Evet, bir allık gelecek. Adelika şiir koton blaş diye geçiyor bunun ismi ve şeftali renginde olanı Türkiye'ye getirecekler. Birkaç değişik rengi var. Şimdilik bu renk e, zannediyorum piyasaya sunulacak ve sonrasında e, eğer talep de olursa farklı renklerinde olabileceğini düşünüyorum. Bir kısım ürünler öncelikle deneme amaçlı getiriliyordur diye düşünüyorum. Sonrasında artık farklı renklerde ne olacak ortaya çıkacak çünkü işte gül, rose, peach ve powder pink yani toz pembe olan da ne var çeşitlerde var. Bunları da kullanırken göreceksiniz. Parlak ve şeftali renginde yanaklar diyor açıklamasında yumuşak ve ince bir şekilde nüfuz eden bir ürün. Bu da kullanan arkadaşlarımız bize sonucunu ilettiklerinde biz de çok mutlu olacağız. Nasıl önermemiz lazım? Önerildiği zaman e, mutlu olan arkadaşlarımızın bilgilerini mutlaka bizlerle paylaşacaksınızdır diye düşünüyorum. Adelika bir isim bronzlaştırıcı e, bronzer olarak gelen bir başka ürün var. Bu üründe işte değişik bir adlık tipi diye ben tabir ediyorum. Bunun da e, beğenenleri olacağını düşünüyorum. Bakalım bu ürünler bizlere nasıl bir şekilde geri dönüş yapacak. Evet far paletleri geliyor. Dört değişik çeşit far paleti olacak. Dolayısıyla bu ürünleri ne yapacağız? Hep beraber. Tabii ki bayan arkadaşlarımız deneyecekler ve denediklerinde bizlere de fikirlerini söyleyecekler. Adelika'nın güzel ürünlerinden e, bir çeşidi. Evet dört değişik renge renkte. Hepsi ne yapacak? gelecek. Bunları da denediğinizde mutlu olacağınızı düşünüyorum. Çünkü e, yurt dışında özellikle benim konuştuğum e, bayan arkadaşlardan hepsinin bu ürünlerin renkleriyle, kullanımıyla çok mutlu olduklarını biliyorum. Ve çok rahat bir şekilde karşı tarafa da önerebildiğimizi e, biliyorum. Tek dezavantaj dikkatli korumak gerekiyor. E Bunlarda da bayan arkadaşlarımız zaten hassastırlar. Şantalarında dikkatli e, paketlemeleri gerekiyor. İçerisindeki fırçam diyelim fırçalara dikkat etmeleri gerekiyor. Onların da kaybolmaması lazım. Evet çünkü yedekli fırça olduğunu düşünmüyorum. Şu anda e, sitede görmüyoruz. Evet iki değişik maskara geliyor Adelika serisinden. Bir tanesi volüm maskara siyah renkli. Bir diğeri waterproof yani sudan etkilenmeyen bir maskara. Dolayısıyla siyah ve kahverengi şeklinde adlandırılmış. Bunları da mutlaka beğeneceğinizi, mutlaka farklı renkleri de deneyeceğinizi ne yapıyorum? E, düşünüyorum. Evet. Arkasından e, Lip Color Glow yani bir ruj serisi. Bu da aslında e, şirkette 3 değişik renk olmasına rağmen şu anda e, kırmızı ve coral mercan olan yani mercan rengi getirecek şirket, pink yani pembeyi getirmiyor. Belki ileride pembe hususunda da değişik e, istekler olursa onu da getireceklerdir. Belki de üretimden dolayı Türkiye'ye gelmiyor. Dolayısıyla bunun üç değişik rengi var. Bunu da e, denendiğinde çok memnun olunacağını düşünüyoruz. Evet, burada da kullanımla alakalı nasıl bir şekil aldığı hususunda bize resimlerle şirketimiz anlatmaya çalışmış kırmızı ve mercan renkler bu şekilde isimlendiriliyor. Evet, kozmetik tarafında Adelika serisi bu şekilde şekillenecek. Daha farklı ürünler olduğunda da gelebildiğinde de mutlaka beraberce toplantılarda bunları değerlendireceğiz. Evet, bir başka bölüme geçiyoruz şimdi. Burada gıda ürünleri. Gençler bunları çok seviyorlar. Bilmiyorum orta yaş ve üstü herhalde çok net bildiği şeyler değil ama Sağda solda artık Kore restoranları da var, uzakta restoranları da var. Ve burada belki bizim erişte çorbası diyebileceğimiz ama özelliği şu patates hamurundan yapılan bir erişte çorbası. Dolayısıyla normal undan olmadığı için de çok daha sağlıklı bir ürün olduğunu görüyoruz. Ben daha önceki toplantıda söylemiştim bu ürünün hem Rusya'da hem Kazakistan'da geldiği gibi biten ürünler arasında olduğunu biliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar eğer bu ürünleri seviyorsanız, değerlendirmekte değerlendirmek de isterseniz mutlaka açıklandığı gün hızlı bir şekilde saat 9'da açılıyorsa, 9'da, 14'te açılıyorsa saat 14'te sitede olmanızı ve ona göre öncesinden hazırlıklarınızı yapmanızı tavsiye ediyorum. bize nasıl sunulacak bilmiyorum. 24'lük veya 48'lik paketler şeklinde, kutu şeklinde geliyor. Bakalım bizde nasıl olacak? İki değişik çeşit olacak. Bir hafif çeşit, yani acısı hafif olan. Bir de vejeteryan, tamamen vejeteryanlara yönelik bir çeşit. Bu tabaklarda gördüğünüz iki değişik ne var? Ürün var. Bunlardan bir tanesi karışık meyve, meyve demeyelim de sebzelerin bulunduğu, kurutulmuş sebzelerin bulunduğu, mantarların bulunduğu bir küçük parçacıklar. Bir diğeri de toz şeklinde bulunan, ee, acı bölümü. Bu acıyı istediğiniz şekilde koyduğunuzda acısını ayarlayabiliyorsunuz. Ee, Koreliler ciddi bir şekilde acı sevdikleri için ramenler e, ciddi bir şekilde acı olarak da yenilebilir. Ben tüketmiştim. Çok da güzel bir tadı var. Bir öğün olarak ne yapabiliyorsunuz? Tüketebiliyorsunuz. Evet, bakın burada anlattığımız bazı şeyleri yazmışız. Ben e, erkenden okumuşum. %50 yerli patatesin nişastası ile üretilmiş. Çiğnenebilir ve yumuşak erişte. Oluşturmak için 5 yerli çiğ patates, eşdeğer patates nişastası kullanıyoruz. Daha çiğnenebilir ve yumuşak bir erişte için. Hakikaten çok güzel. Sıcak bir suyu e, tabağa koyduğunuzda, eriştenin üzerine koyduğunuzda o birkaç dakika içerisinde kendisi zaten bir makarna gibi olmuş oluyor erişte. Yenilebilecek duruma gelmiş oluyor. Ve harika bir şekilde tüketebiliyorsunuz. Daha zengin doku, daha ince erişte kalınlığı 1,25 mm ile 1,3 mm arasında. Ee, çorba olarak çevrilebiliyor bunun şeyi de erişte çorbası. Aromalarının kolayca nüfus etmesini sağlar. Ee, Flower Oil G lezzetini artırmak için eklenmiştir. Aroma yağı var yani içerisinde. Tatlandırılmış e, röya yağı ve sarımsak özünden yapılan gıda tipi bir aroma yağı. Hafif ve ferahlatıcı bir çorba lezzeti. Bunu denediğinizde birçok arkadaşımız da sevecek. Gençler de bunları çok fazla seviyorlar. Özellikle Kore ve Kore ile ilgili bilgileri varsa zaten gençlerin kesinlikle bu ramenleri tercih edeceklerdir. Mutlaka önerilmesi gereken ürünler. Evet yerli kurutulmuş mantar çorbası. İçerisinde steak mantarı da var. Yeşil soğan, deniz yosunu, vakame deniz yosunu gibi özellikleri de var bunların içerisinde. lezzetin nafif ve derinliği artıran 3 özel bileşen var. 3 özel malzeme. Sebze bazlarında pirinç unu ve sebze karışımı daha az tuzlu ve daha fazla ve haf, e, hafif, e, hafiften kalın. Ee, hani çok benim de aslında araştırmaya vaktim olmadı ama bazı tanımadığımız kelimeler olabilir. Bunları daha sonra konuşuruz. Veya ürün çıktığında zaten bize e, şirketimiz ne yapacak? Bunlarla ilgili daha detaylı bilgileri verecek. Jinsagol özlü toz, ana bileşen olarak kemik iliği özü ile üretilmiş zengin bir umami tadı yaratmak için diyor demlenmiş soya sosu e, mecu fermente edilerek yapılır. Mecunun fermente edilmesiyle elde edilen soya sosu ve daha derin lezzet. Hakikaten denediğinizde beğeneceğinizi düşünüyorum. çok da güzel bir ürün olarak gıda, gıda ürünü olarak da karşımıza çıkacak. Evet bu sene çok güzel gıda takviyelerinde geleceğini şimdiden müjdeledi şirketimiz. Bence güzel seçimler olmuş. Ufak tefek bazı eksiklikler olmasına rağmen bu ürünler geldiğinde elimiz ciddi bir şekilde kuvvetlenmiş. Sağlığımıza çok rahat bir yatırım yapmış olacağız. Harika ürünler. Lactium gelecek. Bu iyi uyumayla alakalı çok özel bir ürün. Kaliteli uyku uyumuyorsak uyumak için bunu kullanmalıyız. Aslında biliyorsunuz Omega 3'te de uyku güzel uyunuyor ki akşam 2 adet Omega 3'ü aldığınız zaman çok rahat bir uyku uyuyorsunuz. Buna rağmen e, uyku problemi olan insanlar varsa mutlaka bu Good Sleep Dactyum'u kullanmalarını şiddetle öneriyorum. İyi yaşam kalitesi, stresten de aynı zamanda içerisinde bulunan özel bitkiler vasıtasıyla stresten kurtulmanıza da ve rahatlamanıza da yardımcı olabilir. Uyku kalitesini arttırır. İçerisinde whey protein, hidrolizat 6.3 mg e, L-theanine 200 mg iki tablette toplam olarak var. Evet. Burada yazan şey benim de çok hoşuma gitti. Onu da büyük harflerle yazdım. Ne kadar uyuduğumuzun bir önemi yok. Önemli olan nasıl uyuduğumuz. Yani kaliteli uyku en önemli. İşte kaliteli uyku için de ne yapmak lazım? Good sleep laktiyomu öncelikle inceleme sonrasında da kullanmak. FDA NDI listesinde yer alan bir içerik kullanılıyor. NDI yeni diyet bileşeni demek olarak listelenen güvenli fonksiyonel bileşen olarak listelenmiştir. Bakın FDA'de. 5 içerik malzeme var. Tart kirazı, kekik kokusu tozu, biberiye, bitki karışımı özü tozu ve özenle seçilmiş diğer bileşenler. Şimdi atomik lalı baby lactium. Ne demek lactium? Bebeklerin süt içtikten sonraki huzurlu uykularından esinlenerek geliştirilmiş bir içerik. Bebekler annesinden sütü emdikten sonra ne oluyor? Çok rahat bir şekilde uyuyor. Laktiyum nedir diye sorduğumuzda bakıyoruz. Sütteki proteinlerden biri olan kazein proteinin ki biliyorsunuz bu kazein nerede vardı? Üçü bir arada kahvenin içerisinde vardı. Hani üçü bir arada kahvenin içerisinden e, yağ ve ne çıkartılıyordu? E, herkese dokunan, şimdi ben ismi aklıma gelmedi. Neyse biraz sonra gelir. Dolayısıyla içeride kalan kazeindi. Ee, bu ürünün içerisinde de kazein proteinin hidrolize edilmesiyle ne yapıyor? Laktyum elde ediliyor. Bu da kişinin çok daha rahat uyku uyumasını sağlıyor. Kazein bir protein, süt proteinlerinden biri, ee, tüketilmesi güvenli olan biyaktif bir peptit bileşendir şeklinde gösteriyor Bu ürün Fransa'daki, Fransa'dan laktyum küresel süt ürünleri uzmanı olan Ingredia denilen şirketle bir işbirliği sonucu GSGS ürünü olarak tüm dünyaya ne yapılıyor? Sunuluyor. Bu da çok güzel bir şey. Fransa'dan elde edilen bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Ingredia'yı görüyoruz. Burada %100 Fransa'da üretilmiş laktiyum. E, süt uzmanı olarak geçiyor bu şirket. Ve patent numaralarını da şirketimiz ne yapıyor? Çok açık ve net olarak karşında koymuş bize. Bunları da araştırdığımızda göreceğiz. Evet çocuklarımız da düşünmüş. Ginseng çok popüler olmaya başlamıştı bizim ürünlerimizden. Dolayısıyla çocuklarımızın da ginsengden ayrı kalmaması için kit ginseng, kırmızı ginseng geliyor. Kırmızı ginsengin bağışıklığı artırmaya yardımcı olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Çocuklar için de daha lezzetli hale getirilmiş. Hani birçoğumuz işte bu cinsengi tüketirken biraz e, aromasından çok veya tadından çok memnun olmuyor. Halbuki e, kahvenin bir türü olarak da düşünebiliriz veya biz diyoruz ki mutlaka C vitaminiyle karıştırıp onu tüketmeye devam edin. Çocuklarımız için de özel olarak muz aroması eklenmiş ve tüketimi kolay bir şekilde getirilmiş. Sıvı bir e, poşetin içerisinde sıvı bir ürün. 3,5 miligramlık poşetler şeklinde. Su e, çok önemli. Ginsenoid, RG1, RB1, RG3 kombinasyonu. Bunların hepsi ginsenoidler. Ginsenoidler, cinsenk içindeki saponinler olarak ifade ediliyor. Ne demek bu? Ginsenoid değeri ne kadar yüksekse, kırmızı ginsengin içeriği de o kadar yüksektir. Dolayısıyla en değerli kırmızı cinsenkler RG1, RB1 ve RG3'ün kombinasyonuyla daha yüksek oranda olanlar. Ee, bunu Başka ürünlerle karşılaştırırken ne yapılması lazım? E, dikkat edilmesi gereken ürün. Evet, bu şekilde sıvı bir ürün. Muz aroması da eklenmiş ki çocuklarımız çok rahat bir şekilde kullansın. Ve onların da bağışıklık sisteminde çok önemli gelişmeler olsun. Bir başka süper bir takviye diyeceğim. Atomi Rodiola Milk. Bu karaciğer sağlığı için çok önemli. Karaciğer detoksu için çok önemli bir ürün. Bunu da lütfen kendiniz daha sonra araştırmalarını yaptığınızda göreceksiniz. Bu ürün karaciğer sağlığında aslında süt deve dikeni olarak adlandırılıyor. Ee, bakın kutunun üzerinde bir e, çiçek gibi bir ürün var. Onu mutlaka görmüşsünüzdür. Bu e, süt deve dikeni ürünü. Dolayısıyla bunu ne yapabilirsiniz? Buradan e, alıp değerlendirdiğimizde karaciğerimizi bir detoksu gerçekleştirmiş duruma geleceğiz. Deve dikeni, radyola 135 mg ve 2 tablet alınıyor. Bir tür deve dikeni olan e, olarak da bilinen süt deve dikeni deve dikeninin bir üyesidir. Asteracea familyasından oluyor. Tarihte genel olarak devedikeni tohumları karaciğer korumak için kullanılırdı. Bu Kore'nin gıda ilaç dairesinin bize özetlediği bir e, bilgi. İçerisinde neler var ayrıca? Bakın Brokoli var, zerdeçal var, çok önemli bir mantar, Cordyceps sinensis mantarı var, harika bir e, içerik eklemesi olmuş, inositol, niacin yani B e, B vitamininin bir çeşidi, bunu B12 kompleksin içerisinde görüp okuyabilirsiniz, BCAA ve aynı zamanda kolin içerikli olarak e, bir ürün karşımıza geliyor, çok özel bir ot da var, Kore'nin kuzey kesiminde bulunan şifalı bir bitkiymiş bu. İsmini okumak bile, yani ben Türkçesini de bulamadığım için buraya bu şekilde yazdım. Hongyo Cheon isminde bir ürün. Bu ürünün, daha doğrusu bu bitkinin bize faydası ne? Stresin neden olduğu yorgunluğun iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu ürünün de şiddetle beklemek, bunu mutlaka hayatımızda olmasını sağlamak, karaciğerle ilgili problemler olan arkadaşlarımızın bunu kullanmasını sağlamak Önemli arkadaşlar. Tabii ki biz insanlara ne yapacağız? Bu ürünleri tavsiye edeceğiz. Tavsiye ettikleri kendilerinin hem ürün hakkındaki bilgileri şirketin web sitesinden öğrenmesini sağlamak hem de internette Google gibi bir derya var. Burada işte hatta artık akıllı e, zekalar var, yapay zekalar. Onlara sorduğu zaman ne olacak? Bu ürünler hakkında size çok detaylı olarak bilgilendirmeyi verecek ve ondan sonra da kişi bu ürünleri kullanmak üzere kararını kendisi almış olacak. Evet. Bir başka güzel bir takviye. Bunu aslında geçen sene de lanse edilmişti ama bir türlü yetişmediğini düşünüyorum. İnşallah bu sene gelecektir. Ben birkaç paket denemiştim bunu. Çok da güzel tadı da var. Kolay bir şekilde tüketimi olan bir demir. Demir ne için lazım? Vücutta oksijen taşınması, kan oluşumu ve enerji üretimi için demir gerekli. Ne kadarlık bir demir? 12 miligramlık bir demir bir poşette. Ee, bu da 60 poşetlik yani 2 aylık kullanım şeklinde gelecek probiyotikler gibi. Yüksek oranda emilir ve kullanılabilir bitki bazlı demir kaynağı. Bakın bitki bazlı demir kaynağı. Ee, Ki FDA yani Kore FDA'den günlük ihtiyacın %100'ünü karşılayan bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Ferahlatıcı yaban mersini aroması da var. içerisinde lezzetli bir şekilde ve yağsız düzenli olarak tüketilebilir çubuk tipi. Ee, ve her zaman her yerde tüketimi kolay. Neden? Çünkü ta çantanızda bile taşıyabileceğiniz bir ürün şeklinde karşımıza geliyor. İçerisinde yaban mersini, kuru erik, üzüm, ahududu, e vitamin C ve hindiba köklerinden oluşan değişik içerikler de var. Toz formunda aynen C vitamini gibi dilimizin üzerine koyup dilimizde çözülmesini sağlayıp onun hoş tatlarını da aldığınızı düşündüğünüzde çok kolay tüketebileceğiniz bir ürün. Evet, birçok arkadaşımızın dört gözle beklediği ve çok da sorulan nedir? Kolajen var mı? Atomide kolajen var mı? Atomide kolajen var, henüz bize gelmemişti. İşte geleceğini şirketimiz ne yaptı? Lanse etti. Ve bu kolajen, inner kolajen olarak geçiyor. Çok değerli bir ürün. Tadını ben bir kere denediğimde çok beğenmiştim. Harika bir kolajen ve tamamıyla balıktan elde edilen kolajen. En değerli. Yüksek yararlı e, emilebilirlik oranı var. Yüksek oranda emilebilir gençlik kolajen peptitleri kullanarak ne yapıyoruz biz kolajeni kullandığımız zaman? Cildi nemlendiriyoruz. Cilt sağlığını koruyoruz ve ultraviyole hasarından cildimizi korumak için kolajen kullanmamız gerekiyor. Tabi cildimiz iyi olduğu zaman ne olur? Geç yaşlanma gibi durumlarda olur. Onun için çok çok önemli ve Türkiye'de de şu anda çok popüler bir gıda takviyesi. Balık kolajen peptitleri maksimum günlük tüketim değerini karşılar. Balık kolajen peptitleri 3,270 mg bir şişede var. Şişe güzel bir sıvı, tadı da çok güzel bir balık kolajeni değerlendiriyoruz. Bakın, ferahlatıcı ve tatlı şeftali aromalı kolajen. İçerken de çok rahat edeceksiniz. Cildinizin kuru ve pürüzlü olması hakkında endişeliyseniz nemlendirmeniz gerekiyor. O zaman mutlaka bir kolajen ürünü kullanmanız, özellikle de balık kolajeni kullanmanız gerekiyor. Cildinizi UV hasarlarından korumak istiyorsanız, cildinizi nemli tutun ve pürüzsüz, nemli ve pürüzsüz bir cilt için temizlemeden hemen sonra deri çekme ve yıkamadan hemen sonra kuruluk için ne yapmalısınız? Kolajen kullanmalısınız. Üç çeşit içerisinde tamamlayıcı bileşen de var. Bütün bayan arkadaşlar çok önem verdikleri ve aslında cilt içinde çok çok önemli ne var? Hiyronik asit, elastin ve vitamin C var. Ciltteki hücrelerle aynı yapıya sahip olması çok çok önemli. Bu özellik olarak da bahsedildiği için önemli. Bunu daha sonra neden bu önemli onu ben de araştırarak sizlere eğer bulduklarımı paylaşmak isterim ciltteki hücrelerine aynı yapıya sahip. Dolayısıyla çok da rahat kullanabiliyoruz. Susuz, sıvı ve flakon tipi olarak geçiyor. Kolajen. Evet. Kolajendeyken Nuran Hanım el kaldırdı sanırım. Sorusu var herhalde. Buyurun. Yanlış olduysa ben onu kaldırıyorum. Dolayısıyla devam ediyoruz. Yine de sormak istediğiniz bir şey olursa da kesip sorabilirsiniz. Evet. Atomide 3 çeşit omega 3 var idi. Ve bu 3 çeşit omega 3 içerisinde bizim kullandığımız bitkisel bazlı yani alklerden elde edilen bitkisel bazlı omega 3 en değerli bütçesel olarak da en pahalı üründü. Yine piyasada karşılaştırdığınız zaman birçok üründen çok çok uygun olan o bile bunun yanında ben diyordum ki mutlaka farklı omega 3'ler de gelmesi lazım. Özellikle son zamanlarda Japonya'da e, ortaya çıkan RTG omega 3 mutlaka bizde de olmalı diyordum. Şirketimiz de bunu sanki duymuş gibi bu sene getireceği ürünler içerisine eklemişler. Bu ürün aslında çıkalı neredeyse bir sene civarında bir, yani çok yeni bir ürün bu da e, Japonya tarafından üretiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Meksika Körfezi'ndeki özel balıklardan o e, oraların hamsi balıklarından üretilmiş bir e, omega yalnız bu omega üretilirken tekrardan esterlenmiş trigliserit olarak adlandırılıyor. Onun içinde başında RTG manası var. Omega 3'ler. RTG formu omega 3'ün biyo yararlanımını ve emilimini artırır. Yani kullandığınız omega 3'ü vücudumuz çok daha iyi bir şekilde ne yapar? Emer ve ondan daha fazla yararlanır. Şimdi okuyalım bunu. Özellikle bir çalışma, e, RTG omega'nın RTG formunun omega 3 takviyesinin katarakt ameliyatı sonrası kuru göz semptomları üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Bakın, bazı araştırmalar da var ki bu form omega 3'ler özellikle hani belirli bir yaştan sonra mutlaka katarakt ameliyatları olunuyor. Orada da göz kuruluğundaki semptomların çok daha olumlu etkileri olduğunu bu omega 3'te görüyoruz. Onun için bu omega 3'ü o tür kişilere ne yapabiliriz? Çok rahat bir şekilde araştırmasını salık verip kullanmasını tavsiye edebiliriz. Sadece doymamış yağ asitleri içeren gliserol saflığının emilimini ve biyo artırmak için atomi RTG omega 3. Bence bu üründe çok muhteşem bir ürün. Bunu da mutlaka kullanmalısınız. 180 tane içerisinde olduğu gözüküyor. Ee, her gün 2 kapsül alıyorsunuz. Bu 2 kapsülün toplamda EPA, DHA değerleri de 600 mg. Bu da zaten bir kişinin kullanması gereken e, miktar kadar. Omega 3 ne sağlıyor arkadaşlar? Genel manada kan ve damar e, dolaşımı ve sağlığı için önemli göz sağlığı özellikle kuruluk gidermesi için de omega 3 çok çok önemli. EPA ve DHA değerleri ne demek diye baktığınızda eikosa pantoetik asit, dokosa heksayanoik asit olarak geçiyor. Bu değerler mutlaka hani farklı firmalardaki değer omega 3'leri karşılaştırdığınızda bu iki değerin toplamına bakmalı ve bunun bir kişinin günlük ihtiyacını karşılıyor mu, karşılamıyor muydu da değerlendirmeli ve sonra da fiyatları ona göre e, bakmalısınız. Doymamış yağ asitleri ailesinin en önemli üyeleri EPA ve DHA. Hücrelerin temel yapı bileşeni EPA kalp ve damar sağlığı açısından etkili, DHA ise genellikle göz sağlığı ve beyinle ilgili hastalıklarda etki gösterir şeklinde bize şirketimiz bilgi de veriyor. Evet. Bir başka çok fazla sorulan eksiklikler. Magnezyum sizde magnezyum var mı? Yani Atomide magnezyum var mı? Atomide kalsiyum var mı? Atomide vitamin D var mı? Evet. Bu üçünün birleştirildiği bir güzel ürün daha geliyor. O da free active kalsiyum diye geçiyor. Belki bu ürün bir geliştirilme aşamasından geçerek triplus plus e, active kalsiyum olarak adlandırılabilir çok net emin değilim ama şu anda satışta bulunan triaktif kalsiyum bu kalsiyum ürünün içerisinde hem magnezyum var hem kalsiyum var hem de çok önemli ve bu coğrafyada çok eksiği olduğumuz vitamin D var Dolayısıyla bunları da kullanmak için aslında ne yapacağız dört gözle bekleyeceğiz 180 tabletlik bir ürün sabah öyle akşam olmak üzere birer tablet kullanıyoruz ve 3 aylık kullanım şeklinde ne yapıyor? Geliyor bize. Evet içerisinde ne varmış? Yine adlarını çok daha rahat okuyamayacağımız bazı ürünler var. Kashiogappi, aspir tohumu, e, kustüm çiçeği olarak adlandırılıyor ve aspera isminde özel bir ürün ve bir de benim çok ismini bildiğim, kullanılmasında çok ciddi fayda gördüğümüz çaga mantarı var. Arkadaşlar doktor belki bilmiyorum takip ediyorsanız youtube'dan takip etmiyorsanız ediniz orada doktor Berk insanların hayatında 7 değişik mantar olması gerektiğini söylüyor bence değerli bir kişi onlardan bir tanesi de çaga mantarı bu ürünün içerisinde de böyle bir ek mantar ürünü var bunu da mutlaka kullanmak kullandırmak önemli bir başka güzel harika çok rahat taşınabilir çok güzel bir ürün. Bu da Green Propolis. Yani Propolis'in sprey versiyonu. Bu kutunun içerisinde 3 tane şişe var. Kutuda 3 şişe var. Dolayısıyla 3 kişilik bir aile çok rahat cebinde taşıyabileceği, çantasında taşıyabileceği bir ürün. Neden taşımak lazım? Çünkü Propolis'in bize çok ciddi faydası var. Bakalım okuyalım neler yazmışız. Brezilya başı ormanlarında antibakteriyel tecrübe. Brezilya'dan elde edilen bir propolis. Çünkü Brezilya'da propolis üretimi özel sertifikalara tabi. Bunu devlet de takip ediyor. Orada özel kuruluşlar var. Onun içinde orada propolis üretimi önem arz ediyor. Propolis nedir? Bizim diş macunlarımızda da var biliyorsunuz. Bitki özsuyu, polen, arı tükürüğü, enzimler ve benzeri bir kısım arının kendisinin çiçeklerden topladığının hepsi propolis olarak adlandırılıyor. Arılar çeşitli bitkilerden topladıkları çeşitli özlar ile çiçeklerden topladıkları polenlerin karıştırılmasıyla elde edilen kendi tükürükleri ve enzimleri. Hepsi propolis olarak adlandırılıyor. Arı bunu nerede kullanıyor? Kovanın girişine, içine ve çatlaklarına uygular. Neden? Çünkü kovan kapalı bir yer. Kapalı bir yerde birçok sıvı da var bal gibi. Dolayısıyla orada ne olmaması lazım? Bakteri ve mikrop ürememesi lazım. İşte arı bunu e, ne yapıyor? Propolis üreterek e, antibakteriyel olmasını ortamın sağlıyor. Biz de bu propolisi kullandığımızda özellikle ağzımızdan başlayarak e, antibakteriyel bir tecrübe elde etmiş oluyoruz. Ağzımızda bulunan bütün virüs ve bakterilerin ölmesi bu şekilde sağlanmış oluyor. Koruma yönüyle çok önemli bir ürün. Virüs ve bakterilerin kovana dışarıdan girmesini önler. Böylece kovanın içinde steril ve temiz Tutarlar. Bunu da Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı bize ne yapmış? E, raporlaştırmış ve propolisin bu şekilde tanımlamış. Premium yeşil propolis Brezilya'dan. Apis flora ürünleri, propolis uzmanlarından MG ekstra sınıfı ham madde kullanımı. Bunların her birisinin bir özelliği var ve her birisi çok özel olarak yetiştirilmiş ve özel şirketlerden temin edilen propolisler. Ferahlatıcı yardımcı bileşenler var içerisinde. Doğal aroma, ksilitol ve daha fazlası. E, bunu da çok rahat bir şekilde tüketebiliyorsunuz. Ağzınıza bir iki şey sprey sıktığınız zaman tadının da çok güzel olduğunu görüyorsunuz. Basit, hızlı bir ağız bakımı sağlamak için bu da aslında bize e, değer katıyor. Bakın burada Brezilya hükümetinin demiştim ya takip ediyor diye özel bir sertifikası var. Bu sertifikalı ürünleri Atomi kullanıyor her şeyde olduğu gibi kalite her zaman için ön plandadır. Dolayısıyla Brezilya'da özel sertifikalı ürünler kullanılıyor. Ve sıhhi kimlik numarası var. Her gün her yerde her zaman kullanabiliriz. Cebimize, çantamıza koyabiliriz ve koymak da önemli. Bu çıktığında şiddete tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunu alın. Herhangi bir salgından kurtulmak için de mutlaka önlem olarak kullanmamız çok önem arz ediyor. Sağlıklı bir ağız, kompak boyut, tek ele sığar. Böylece her zaman her yerde taşıyabiliriz. Çantamızda olur, e, cebimizde olur. Bunu sıklıkla kullanmak gerekiyor. Evet, gıda takviyeleri bölümü de bu şekilde neticelenmiş oldu. Umuyorum sıkılmıyorsunuz. Ürünleri bence yani görmek güzel oluyordur diye düşünüyorum. Şimdi bakım ve günlük yaşama geliyoruz. Bunlarla ilgili bazı ürünler. Bunlardan, bunlardan. E, Necdet Bey buyurun. Ee, bir sorumu iki soru olacak bu yiyecek kısmı geçmeden bu ce vitamini rahat kullanıyoruz üzerinde hela sertifikası var Özellikle hı hı. bu e, yiyecek kısımlarında da böyle helal sertifikası var mı Onu öğrenmek istemiştim İkincisi tamam. bu ürünler e, tahminen ne zaman gelecek şimdi ürünlerle ilgili bir planlama var teşekkür Bu planlamayı ederim. Ben teşekkür ediyorum bu planlamayı çok net bilemiyoruz ne zaman geleceği hususunda yani şu ayda olur bu ayda olur diyemiyorlar. Ancak belirli periyotlar verilebiliyor. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek gibi. Adeli ee, Adelika serisi yani kozmetikler birinci çeyrekte çıkacak. Sıvı deterjan da, e, bulaşık deterjan da birinci çeyrekte çıkacak olarak planlanmış. Diğerleri hususunda çok net bilgimiz yok. Artık şirketten açıklamayı bekleyeceğiz. Helallik konusunda ben her zaman için tüm arkadaşlarıma söylediğim gibi şöyle söylüyorum. Şirket bu konuda hassas. Çünkü omega 3'te helalliği olmayan başka bir ürün var. O ürünü mesela Türkiye'ye getirmiyorlar, getirmediler. Üretimleri de buna göre ve bizden çok çok önce Malezya'yla e, anlaştıkları için de, Malezya'da Atomi olduğu için de mutlaka ben şunu tavsiye ediyorum. Malezya'daki e, ürünlere gidip bakılır. Orada ürünlerin en altında sertifikaları da koyuyor şirket. Çünkü orada zorunlu. Bizde bu zorunlu değil, zorunlu olmadığı için de konulmuyor. E, Yalnız şunda rahat olun. Atomi bu mevzularda hassas hangi ürünlerin hangi ülkelerde satılması ve sunulması hususunu ne yapıyor, e, organize ediyor. Bunda rahat olun. Ürünlerle ilgili e, biz de bakarız. E, sertifikalarını bulduğumuzda mutlaka size e, iletiriz ki bunu şirketimize de sorduğunda bu ürün piyasaya çıktığında sertifikasını da bize paylaşır mısınız dediğinde şirketimiz de bunu paylaşıyor. Evet teşekkürler sorular için. Şimdi geliyoruz ayak bakımına. Ben de bunu çok adlandıramamıştım. Biraz daha bakınca ne olduk? Bir peeling ürünü yani ayak olma ve yıkamayla ilgili bir ürün. Özellikle bayanların kullandığı, kullanması gereken bir ürün. Bu üründe pürüzlü kaba ve çatlak ayak cildini düzenliyor. Kendinizi tazelemiş hissetmenizi sağlayan serinletici bir peeling yapmış oluyorsunuz. Evet içerisinde ne var? Kırmızı fasulye tozu ve ceviz kabuğu tozu. Çift temizleme etkisi, sağlar deniyor. Erkeklere bir ürün, bizi de unutmamışlar. Erkeklere bir ürün geliyor. Aslında bunu ilk zamanlarda getireceklerdi ama herhalde üretimle ilgili problemler olduğu için ya da başka bir problem olduğu için, belki izinlerle ilgili problem olduğu için getirilmemişti. Ama şimdi bu sene getirilecek olan ürünler arasında Energizing All-in-One Home serisi biliyorsunuz daha çok erkeklere yöneliktir ve bu seri içerisinde çok da güzel ürünler de var. Bunlardan işte şampuan e, ve e vardı. E, yüz bakım ürünü vardı bizde mavi olanlar. Şimdi e, Energizing All in One yani e, bir tanesinin içerisinde çoklu bir formülle bizi rahatlatan bir ürün de geliyor. Özellikle bunu tıraştan sonra çok rahat bir şekilde kullandığınızda cildinizin kırışıklık ve e, iyileştirici özelliklerini yerine getirdiğini ve beyazlatıcı bir formül olduğunu göreceksiniz. Erkeklere özel cildin nem ve besin maddeleri esans, emülsiyon ve kremle dolu bir yağ ve bakım ürünü olarak kullanacağız. Kullandıktan sonra tavsiye edeceğiz. Neler var içerisinde? E, yüzle ilgili biliyorsunuz en önemli hassas e, derisi de olanlar için de en önemli şey nedir? Sentella asetika. Bu bunun içerisinde var. Ee, yaraların iyileşmesini ve cildin yenilenmesini de sağlıyor. Sonra faledentron, antibakteriyel, anti-enflamatuar, antibiyotik özellikler, dermatit, cilt bakımları ve akne gibi durumlarda bir etkisi var. Sonra rezene, kalsiyum, demir, magnezyum, C, K ve E vitaminleriyle cildi ne yapıyor? Yatıştırıyor. Bakın e, ürünün ucunda iki değişik ne var? delik var. O delikten farklı farklı iki ürün birlikte akıyor ve böylece siz onu karıştırdığınızda çok rahat kullanabiliyorsunuz. Fesleğen var, marshmallow var ve papatya var. Bunların hepsi ciltle ilgili bakımda çok önemli bitkiler, bitkisel özellikler ve kokularıyla da ilgili bilgiyi artık çıktığı zaman ne yapacağız? Üst nota, orta nota ve baz nota olmak üzere hep beraber göreceğiz. Kullandığımızda da bunu rahatlığını hissedeceğiz. Evet, günlük yaşamda kullanılacak bir başka ürün de çamaşır kapsülleri olarak geçiyor. Bu da çamaşır deterjanlarının son versiyonu kapsül. Kapsül kapsül e, içerisinde sıvı var. Bu sıvı siz yine bizim bildiğimiz kağıt deterjanı yaptığımız gibi önce çamaşırları koyuyorsunuz. Kapağını kapatmadan bu kapsüllerden koyuyorsunuz. Bu kapsüller içerisinde açılıyor. Ve ondan sonra da çamaşırın yıkanmasını sağlıyor. Yüksek konsantre kapsül, nötr bir deterjan. Paketin içerisinde 50 kapsül var. Sadece yıkamakla kalmıyor. Aynı zamanda sterilize ediyor ve antibakteriyel hale getiriyor. Bakın çamaşırlara bir özellik de kazandırmış oluyor. 7 çeşit enzim içeren yüksek konsantreli nötr deterjanla mükemmel temizleme gücü. E.coli gibi çok sıkıntılı olan e, bakterilerin %99,99'un steril olmasını ve antibakteriyel çamaşırlar olmasını sağlayan bir ürün. Yüzey deterjanlarına kıyasla leke transferini önlemede %70'in üzerinde daha etkilidir. Ben siteyi incelediğimde bununla ilgili çok güzel araştırmaların da yapıldığını, deneylerin yapıldığını da görüyorum ve orada onların sonuçları da paylaşılıyor. Kumaş yumuşatma fonksiyonu ve antistatik. Biliyorsunuz bizim ee, deterjanımızda da aynı şekilde kumaşın yumuşatma özelliği de var. Bu deterjan aynı zamanda antistatik özelliklerle de geliyor. 25 çeşit zararlı maddeyi içerisinde olmayan bir deterjan. Alerjen de içermiyor. Dolayısıyla hassas kişiler yani cilt hassasiyeti olan kişiler bu deterjanı da kullanabilirler. İtalyan V-Label vegan sertifikası. Bu deterjanın özelliklerinden bir tanesi de vegan sertifikasına sahip olması. Aynı zamanda deterjan olmasına rağmen ben atomide bu mevzuyu da çok seviyorum. Ee, ilgili kuruluşlardan da özel ne yapıyor testlerine geçirerek deterjanın da derma testten geçmesini sağlamış ve 5 yıldızı almış mükemmellik e, mükemmellik ödülü almış olan bir deterjan tipi olarak karşımıza çıkıyor. Çamaşır makinelerine göre ayarlanabilen iki yönlü formül güvenliği göz önünde bulunduran bir paketle de ne yapmış oluyor gelmiş oluyor işte vegan excellent almış e, içerisine e, Çamaşırları koyduktan sonra koyuyoruz. Ondan sonra da e, basıyoruz, çalışıyor. Tap nota, işte orta baz nota gibi özellikleri de var. Bunlarda işte mask yani misk kokusu da var içerisinde. Çok da güzel kokuların da olduğunu görüyoruz. Bakalım geldiğinde hep beraber kullanacağız ve neler hissedeceğiz. Bulaşık makinaları ile ilgili de tabletler geliyor arkadaşlar. Bunlarda güzel ürünler olduğunu incelediğimde görüyoruz. Deterjan durulama ve parlatma hepsi bir arada olan bir özelliği var. Doğal güvenli bileşikler mikroplastiğin olmadığı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Çeşitli gıdalar için op optimize edilmiş temizleme gücü. Yani farklı farklı e, gıdaların kirlerinin çıkartılabilmesi için optimize edilmiş bir güç ve kullanışlı tabletler. Bu tabletler 6 kişilik ve 12 kişilik olmak üzere değişiyor. iki pakette acaba şirket hangisini getirecek, nasıl bir şekilde getirecek onu bilemiyoruz ama e, ileride bunu ortaya çıktığında göreceğiz. Belki altı kişilikleri, belki her ikisini birden de getirecekler. Burada katmanlar var ve Eurotab isimli bir firmayla burada çalışılıyor. Bu Avrupa'nın en büyük özel tablet üreticisi Fransızmış. Türkiye'de de bir fabrikaları var. Ben biraz araştırdığımda gördüm. Bu da güzel bir hadise. Türkiye'de de üretim yapıyorlar. Son 60 yılda istikrarlı bir şekilde büyüyerek dünyanın önde gelen tablet üreticilerinden biri haline geldi. Bulaşık deterjanlar ve küresel tablet endüstrisi ile ilgili dünya tablet üretim lideri olan bir fabrika. Çok da güzel bir işbirliği kurulmuş. Dolayısıyla bu tabletler bizim önümüze güzel bir şekilde gelecek. Bir iki katlı yapısı var, bir de üç katlı yapısı var. Yani 6 kişilik ve 12 kişilik olmak üzere. İşte seviyelerle ilgili burada bize bilgiler de veriyor. İkinci seviyede temizlik ve e, karbonhidrat ve protein parçalaması yapan bir bölüm. Birinci seviyede de temizleme, beyazlatma, kurulama, parlatma ile ilgili bir bölüm var. Üç katlı da farklı özelliklerde ne yapıyor? Gilalaması da dahil olmak üzere var. Bu da güzel bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Son ürün diş arası fırça. Bunu nereden hatırlıyoruz? Ağız bakım setinin içerisinde olan bir ürün. Bu ürünün aslında yedeğinin olması gerekiyor idi. Çünkü ağız bakım seti kullandıkça içerisindeki o diş arası fırçası kullandıkça ne olacak? Kırılacak. E, bunun yenisi olması lazım. 3 ay içerisinde belki 1 veya 2 tane kullanmak mümkün ondan veya belki 3 tane kullanım sıklığınıza bağlı olmak üzere. Bu da yedekli bir kutulu şeklinde geliyor. Bunlarda da iki çeşit olacak büyük ihtimalle. 2S ve 4S şeklinde. Birisi 0.9 mm, birisi de 0.6 mm olarak e, incilikleri incelikleri ve kalınlıkları ne yapıyor? Değişiyor. Çok güzel bir fırça. Umuyorum herkes denemiştir, kullanmıştır. Ee, kürdanları kullanmak diş etlerine zarar verdiği için bu da diş ağrısı e, problemleri. Ne yapıyor? Çok daha rahat bir şekilde halledebiliyor. Bir kutu şeklinde gelecek. İçerisinde 16 adet e, fırça var. Özellikleri de bu şekilde. Ne yapılabiliyor, görülebiliyor. Evet. Arkadaşlar, 2024'teki ürünler de bu şekilde şekillenecek. Umuyorum. Beğendiğiniz ürünler var. Umuyorum kullanmak istediğiniz ürünler var. Bunlar sıklıkla çıktığında hep beraber takip edelim ki ne olsun birlikte değerlendirmek olsun. Ee, sorusu olan arkadaşım varsa bilebildiğim şekilde cevaplamaya çalışayım. Ee, olmayan arkadaş yani o sorularımız da yoksa o zaman e, toplantımızı birkaç dakika sonra bitirmiş olalım. Buyurun Hülya hanım. Sesinizi açarsanız sizi duymuyoruz. Sanırım parmak kaldırdınız, el kaldırdınız. Evet, Adelika serisi ilk çeyrek şeklinde resimde de var. Dolayısıyla ilk çeyrekte bu ürünlerin hepsinin gelmesini bekliyoruz. Sıvı deterjan, bulaşık e, deterjanı olmak üzere. Evet hocam, merhabalar. Sesimi yine açabildim. Evet, şimdi geldi sesiniz. Evet, ancak açabildim. Ee, teşekkür ederiz öncelikle çok böyle e, açıklayıcı e, tane tane güzelce bilgiler aktardığınız için. Bu evet, e, kadar çok, çok şey aklınıza tutabildiğiniz için bu iş gerçekten size çok yakışıyor. E, detaylı bir şekilde araştırıp bize sunduğunuz için teşekkür ederiz. Tabii bizim aklımıza ne kadar kalır şu an için bilmiyorum. Ama böyle e, birer kez de olsa dinlemiş olmak, fikir sahibi olmak güzel oldu. Ee, bu nadıl falan biraz heyecanlandırdı beni çocuklar için. Çünkü diğer evet. çok sağlıksız olduğu için e, yani bayağı bir çatışma yaşıyoruz. Alalım almayalım konusunda. Hı -hı. O yüzden onlar hoşuma gitti. Daha birçok şey var güzel olan. E, umarım her şey daha iyi olur bundan sonrası için. Kesinlikle öyle olacak. Ee, Hı -hı. Şöyle bu toplantıyı ben kaydettim. Bunu YouTube'da Hı -hı. kanala koyacağım ama gizli bir e, hesap olacak. Gizli bir hı. link olacak. Dolayısıyla ben onu sizlerle gruplarda paylaştığımda istediğiniz zaman daha hızlı, daha yavaş istediğiniz bölümü seyredebilme tekrardan olacaktır diye düşünüyorum. Yine bilgi hı hı. de gerekirse bu mevzuda ben de yardımcı olmak isterim. Bana mutlaka Çok dönüş isminim. yaparsınız, sorarsınız. Hı hı. Tamamdır. Teşekkür ederiz Okan Bey. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. E, Okan Bey çok i̇yi teşekkür iyi. ederiz. E, emeğinize sağlık. E, çok kıymetli bilgiler verdiniz. E, e, ürünler heyecan verici. Hepsi teker teker bakıldığında yani 2024 gümbür gümbür, gümbür geliyor diyebilirim. Ee, çok teşekkür ederiz. Ee, benim bir sorunum e, sorun ol, e, sormak istiyorum size. Ee, şöyle bu eş kaydı konusunda e, eşler aynı anda mı kayıt olması gerekiyor yoksa e, e, eşlerden bir tanesi zaten kayıtlı ee, hmm. daha sonra Eşi istediği zaman e, dahil edebiliyor mu? Evet, Teşekkür istediğiniz ederim. zaman istediğiniz zaman eşi dahil edebilirsiniz. Öncelikle hesabın hızlı açılması açısından e, ana hesap sahibi olan eşi kaydettiniz. Sonrasında hesabın içerisine girip hesabımı düzenleme bölümünden aşağıda eş kaydını yapabilirsiniz. Orada da yine TC kimlik bilgisi, işte doğum tarihi, e-mail adresi gibi bilgiler isteniyor. Onları girerseniz eşin de bilgisi orada olmuş olacak. Tamamdır. Tekrar çok teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Okan Bey, son bir soruda ben soracağım. Konudan bağımsız olacak biraz. Mobilde uygulama kullanımında e, üye ekleme vesaire çok kolay bulabiliyorum ama bilgisayara geçtiğimde aynı menüleri direkt bulamıyorum. Bu konuda bir yönlendirmeniz var mı acaba? En azından not edeyim şimdi görürken de bir daha unutmam. İsterseniz şey yapalım. Onunla ilgili küçük bir video çekelim. E, o videoyu da. Yine kanala koyalım. Çok basit aslında. Sadece yerleri, yerleri değişik. Dolayısıyla evet. orada da e, görmüş olursunuz. Böylece faydalanmış olursunuz. Belki yurt dışı kayıtlarla ilgili de küçük bir video daha da çekmek lazım. Ya da e, şöyle harika yapabilirsiniz. Tamam. Şöyle yapabilirsiniz. Normalde bu mevzularla ilgili, mesela diyelim ki yurt dışında bir kayıt yapacaksınız. Örneğin Avrupa'da. İşte Hollanda'da bir kayıt yapacaksınız. Mutlaka Avrupa sitesinde Channel Atomi'ye giderek orada bu konuyla ilgili bir videonun olup olmadığını her zaman için bakmak lazım. Yani bana ulaşamadınız, başka birisine ulaşamadınız e, hiç soracak kişi yok. Başvurumuz mutlaka şey olmalı Channel Atomi olmalı. Her bir ülkenin de kendisine ait bir kanalı var. O kanalda çeşitli dillerde özellikle Avrupa'da e, yaklaşık olarak 4 dilde mutlaka videolar var. Onları oradan seyrederek Basit bir şekilde ne yapabilirsiniz, e, mağaza açma konusunu, kayıt oluşturma konusunu yapabilirsiniz. Bu mevzuda ben yardımcı olurum sizlere ayrıca. E, bir şey daha sorayım, bu Channel Atomi'de olan bazı ürünlerin mesela video versiyonları var, anlatımlar ya da hani, tanıtım Hı. olarak olabilir ya da en azından güzel görsellerinin bulunduğu diyelim. Bunları kendi sosyal medya platformlarımızda, sayfalarımızda bireysel olarak kullanmamızda bir sakınca var mı peki? Normalde bir sakınca yok. Eğitim dokümanları direkt sosyal medyalarda paylaşılmasın şeklinde bir not var eğitim dokümanlarında. Ama onun dışında alıp mesela oradan bir videonun belli bir kısmını alıp şey yapabilirsiniz, sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Sosyal medyada ne yasak? Bilgilendirme amaçlı yayınlar yapabilirsiniz, bilgilendirme amaçlı yazılar yazabilirsiniz, resimler koyabilirsiniz. Channel Atomi'den aldıklarınızı koyabilirsiniz. Sadece sosyal medyalarda satış yasaktır. E, satış bazlı çalışamazsınız. Mesela Instagram'da bir sayfanız var. Orada da satış yapıyorsunuz. O şirket tarafından e, fark edildiğinde uyarı alırsınız. Kesinlikle sonrasında da hesap kapatma e, gibi çok daha ağır e, şeylere doğru gider. Satış biz yapmıyoruz. Bizim işimiz doğrudan satış. Yani doğrudan satış ne demek? Kişiler direkt firmadan kendileri satın alacaklar. Oldu mu? Cevap verebildim evet. mi? Çok güzel oldu. Zaten benim kastettiğim atıyorum mesela yaprak e, çamaşır deterjanının burada bir e, hani tanıtım, tekli var. yaprak yeterli şeklinde böyle ilerleyen Hı -hı. güzel bir videosu var. Hani Hı -hı. E, benim açtığım şey de zaten bireyselde tamamen bilgilendirme. Herhangi bir satış veya üyelik e, yazısı hiçbir şey yok. Çok güzel. Yani i̇nsanlar görüp merak edip ya bu nedir bilgi almak istiyoruz derlerse ancak o şekilde yönlendiririm. Hani ona için bu şekilde sormak istemiştim ben. Kesinlikle yapabiliriz. İyi akşamlar. Ses geliyor mu Okan Bey? Geliyor. Okan Bey, öncelikle anlatımlarınız için ürün sunumları için teşekkür ederiz. Sizin sunumlar şirketin sunumlarından daha güzel olmuş. Daha ayrıntılı ve daha net bilgiler var. Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Benim bir sorum olacak. Belki konumuzun biraz dışında ama 2023 yılında merkez ofisin bize sunmuş olduğu bir promosyon vardı. Semi Seiz Master promosyonu. Bu promosyon 2024 yılında da devam ediyor mu? Böyle bir toplantıda görüşme oldum, böyle bir madde geldim acaba. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, güzel bir soru. Bu promosyon devam ediyor. Bize şirket şöyle demişti e, şeyden genel merkezden. Bu promosyonun e, bittiğini biz size bildireceğiz. Dolayısıyla şu ana kadar herhangi bir bildiri gelmediğine göre bu promosyon devam ediyor. Bununla ilgili bir konuşma da olmadı, bir soru-cevap da olmadı çünkü devam ettiğini biliyoruz. Ne demek semi sales promosyonu? Aslında biliyorsunuz arkadaşlar 15'er günlük iki periyot şeklinde hesaplama var şirketimizde. Bu iki e, periyottan herhangi birinde 13, 14, 15. günlerde sağ ve sol toplam puanlarınız 1,5 milyona yaklaşıyor ise, yaklaştı ise, geçti ise o zaman kişiselinizin de 700 bin olduğunu Kabul ettiğimizde bu promosyona hak ediyorsunuz. Yaklaşık olarak 3.150 TL gibi bir rakam e, bürüt. Bu konuda sorular olursa daha sonraki yine bir eğitim toplantısında zaten üzerinden geçeceğiz bunun. E, uzun zamandır kazanç planı ile ilgili bir şeyler anlatmamıştık. Yakın zamanda onu da yenileyerek ben e, tekrar bir kazanç planı konusunda da bilgiler vermeye çalışacağım hepinize. Bilgilerimizi tazeleyelim. Evet, herkese katılım için çok teşekkür ederim. Biraz belki uzun oldu ancak e, bu kadarla iktifa ettik veya bu kadar yetiştirebildik. Kıs 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 derken. Umuyorum faydalı oldu. Geri dönüşümlerde arkadaşlarımız da teşekkür ediyorlar. Ben de teşekkür ederim. Katılımınız da çok önemliydi. Böylece bir sonraki toplantıya kadar, e, bir sonraki ürün lansmanına kadar herkese İyi geceler diliyorum. Teşekkürler katıldığınız için. i̇yi, biz de iyi geceler. Biz de teşekkür ederiz. İyi geceler. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. İyi geceler. Teşekkürler. İyi geceler.